Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölümümüze başladık. Şimdi son zamanlarda kişilerde görülen, sık sık görülen sosyal kaygı bozukluğuna değineceğiz. Ve yanımda sevgili Gamze Öztürk var, psikolog. Kendisi hoş geldin Gamze Hoş programımıza. bulduk. Göktürk soyadım. Sadece küçük bir Ha, düzeltme Göktürk, yapalım. tamam. Göktürk. Göktürk. Hoş geldin Gamze Göktürk diyelim o Hoş zaman. bulduk. Sosyal kaygı nedir? En başta bunu bir dinleyerek başlayalım senden. Tabii ki. Şimdi öncelikle sosyal kaygı her yaş grubunda görülebilen bozukluklardan bir tanesi. Yetişkinlerde olduğu kadar çocuk ve ergenlik döneminde çok sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla oldukça önemli bir konu. Burada gündeme gelmesi de iyi oldu diye düşünüyorum. Sosyal kaygıyı en genel anlamda tanımlayacak olursak tüm sosyal ortamlarda çocuğun duymuş olduğu anksiyete kaygı olarak tanımlayabiliriz. Tüm sosyal ortamlarda çocuk hiç tanımadığı kişilerin olduğu ortamlarda, performans gerektiren durumlarda, kalabalık ortamlarda, aslında dışarıdan kendinin değerlendirileceğini düşündüğü tüm ortamlarda işte utanç verici bir duruma düşmekten, rezil olmaktan, alay edilmekten dolayı bir takım düşünceler aklına gelir ve bundan dolayı çok ciddi bir kaygı duyar. Dolayısıyla bu tür ortamlarda rahatsızlıklardan başa çıkamadığı için de kaçınma davranışı sergiler. Bu şekilde tanımlayabiliriz Peki sanırım. bu rahatsızlığın kronik bir rahatsızlık olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi kronik rahatsızlık dediğimiz zaman kronik rahatsızlıklar işte uzun süreli ve tedavisi ömür boyu süren rahatsızlıklar kapsamına girer. Ama sosyal fobi tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardan bir tanesidir. Evet belki tedavi edilmediği ya da işte gözlemlenip de bir uzmana yönlendirip tedavisinin yapılmadığı durumlarda çok uzun yıllara yayılan, çünkü çocukluk döneminde başlayıp ergenlik döneminde hatta yetişkinlik döneminde bize başvuran vakalar var. Ama yine de kronik bir rahatsızlık diyemeyiz. Çünkü tedavisi mümkün rahatsızlıklardan bir tanesi. Peki kişi isterse bu rahatsızlıkla kendi kendini tedavi edebilir mi? Yoksa bir uzmandan illaki bir tedavi alması gerekiyor mu? Şimdi aslında sosyal fobi tanı kriterlerini karşılıyorsa diyelim. Çünkü utangaçlık çekingenlikle biraz karıştırılıyor. Ama sosyal fobik bireyler bu ortamlarda özellikle çok ciddi düzeyde kaygı yaşadıkları için ve bununla zaten baş edemedikleri ve bu tür ortamlardan ciddi düzeyde kaçınma davranışı sergiledikleri için bunun üzerine gitme, yani kendini o ortamlara maruz bırakma, çünkü tedavide aslında bununla ilgili bazı şeyler yapıyoruz, bundan kendilerini mahrum bıraktıkları için bu konuda zorlanma ihtimalleri çok daha yüksek. Evet baş etmeye çalışırlar, baş etmekle ilgili adımlar atabilirler ama çoğunlukla bir uzman, işte ruh sağlığı uzmanlarından ya da psikologlardan destek alırlarsa çok daha hızlı bir şekilde atlatabileceklerini söyleyebilirim açıkçası. Peki işin temeline inecek olursak eğer, sosyal kaygı bozukluğuna sahip olan kişiler hayata karşı derin bir kaygı duyuyorlar diyebilir miyiz genel anlamda? Aslında kaygı şöyle diyelim, nasılsa kaygı genel olarak tüm ortamlarda yaygın anksiyete bozukluğu diyoruz. Yani tüm her şeye karşı bir kaygıdan ziyade belli kalabalık, tanımadığı insanların olduğu, kendinin değerlendirici düşündüğü, yani performans gerektiren durumlara karşı aslında çok yoğun bir kaygı yaşar çocuk burada. Böyle tanımlayabiliriz aslında. Peki, sosyal kaygı ve anksiyete bozukluğu yaşayan bir çocuğu ele alalım. Eğer bu çocuk böyle bir rahatsızlıktan muzdaripse, bu özel hayatını, okul hayatını etkiler mi? Ne Tabii yönde ki. etkiler? Şimdi sosyal fobili bireyin evet genellikle sosyal fobi yaşadığı ortamlardan bir tanesi çocukluk ve ergenlik döneminde özellikle okul ortamı, okulda ve sınıf içerisinde ve aynı zamanda okul dışındaki arkadaş ortamında ya da sosyal ortamında bunu yaşadıkları için okul içerisinde yaşadığı kaygı onun okuldaki performansını da etkiler, akademik başarısını da etkiler. Örneğin sınıf içerisine girdiği zaman tahtaya kalkamaz, söz alamaz, bildiği bir soruyu bile cevaplayamaz aslında. Dolayısıyla ya da anlamadığı bir yer olduğu zaman onu öğretmenine ya da arkadaşlarına sormak konusunda ciddi düzeyde kaygı yaşar. Bu da akademik başarısını düşürür. Çünkü örneğin sunum yapması gerekecek. Bunlar özellikle kaçınır, sunum yapmaz. Aynı şekilde ikili ilişkilerinde, sosyal ortamlarında, arkadaş ilişkilerini başlatmakta ve yürütmekte, sürdürmekte, işte ikili ilişkilerinde flört başlatmakta sıkıntı yaşar. Dolayısıyla hem akademik anlamda hem sosyal ilişkilerini etkileyen bir duruma dönüşüyor. Etkiliyor.
Demin dedin ki Gamze, hani karıştırılıyor birbirine Evet. korkuyla çekingenlik, işte kaygı vesaire. Korkan çocuğu ya da korkan kişiyi, bireyi diyelim, kaygı duyan bireyi çekinen, utanan insandan nasıl ayırt edeceğiz? Yani o ince çizgiyi nasıl ayırt edeceğiz biz? Nasıl anlayacağız birisi hakikaten rahatsızlık ve diğeri normal bir insani tepki diye? Evet, yani aslında utangaçlık, çekingenlik, içe kapanıklılık bir mizaç, bir özellik gibi. Ama sosyal fobi bahsettiğiniz gibi bir bozukluk, ruhsal bir bozukluk. DSM-5 kriterleri diyoruz, onlar arasında yer alan ve tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardan bir tanesi. Ama her utangaç çocuğa, her çekingen, içe kapanık çocuğa da sosyal fobiktir diyemeyiz. Ama yine de bu şimdi tüm utangaç ve çekingenlik bir özellik ama aynı zamanda sosyal fobi gelişimi açısından da risk faktörler arasında zemin hazırlıyor. Utangaç, çekingen bireylerin ileride sosyal fobi yaşama olasılıkları çok yüksek. Ama yine de gerçekleşmeyebilir. Biraz sanırım günlük işlevselliğini, sosyal işlerini, işte akademik başarısını, arkadaş ilişkilerini ne düzeyde etkiliyor? Onun işlevselliğini bozuyor mu, düşürüyor mu? Bunu biraz gözden geçirmek gerekiyor. Aynı zamanda mesela Belki utangaç, okulda öğretmenleriyle görüşmek, ders evet tabii ki katılımlarını takip gözlemlemek önemli. etmek. Hem öğretmenler açısından hem aile, ebeveynler, anne babanın iyi gözlemlemesi önemli. Ama sosyal fobik birey her ortamda ve sürekli olarak bu kaygı yaşar. Belki utangaç ve çekingen bir çocuk kaygı duysa da o ortamlara girebilir. Ama kaçınma davranışı sergilemez. Ama sosyal fobik bir çocuk o ortamlardan uzak durur ve özellikle kaçınma davranışı sergiler ve günlük işlevselliği de bozulur. Ama tabii ki utangaç ve çekingenlik bizim hani toplumumuzda, kültürümüzde siz de biliyorsunuzdur. Biraz Evet. olumlu görülen özelliklerden, Evet, çok öyle. önemsenmiyor. Yani hani makbul olan da gibi, makbul çocuk, Evet, çok yani doğru. ne kadar akıllı, ne kadar uslu, ne kadar sessiz, işte ne Evet. kadar bir köşede sessiz kendi başına oturuyor. Dolayısıyla olumlu bir özellik olduğu için aslında çok fazla Eleştirilmiyor. evet, hatta iyi bir özellik olduğundan dolayı risk faktörü açısından evet bu sosyal fobik olabilir mi? Belki aklımıza gelmiyor. Ama Evet. belki onun içinde fırtınalar kopuyor. Evet. Dolayısıyla oldukça önemli. Evet. Peki bu endişe acaba genetik sebeplerden dolayı var olabilir mi? Yoksa çocuklukta yaşanan travmaların etkisi mi var? Ne dersin? Yani şöyle aslında birçok hastalıkta olduğu gibi çocuklarda görülen sosyal fobide de hani bunun nedeni sadece genetiktir ya da sadece işte çocukluk döneminde yaşadığımız travmalara bağlı olarak ileride bu çocuk sosyal fobi geliştirebilir diyemeyebiliriz. Evet etkilidir. Genetik geçiş de söz konusu. Ailesel bir yatkınlık, genetik bir geçiş söz konusuysa eğer sosyal fobi gelişebilir çocukta. Ama aynı zamanda sonradan ani başlangıçta bir travmayla da mesela sınıf içerisinde çocuk sunum yapmak zorunda kalmıştır. Evet. Sosyal fobisi yoktur. Belki utangaç, çekingen biraz ama sunum yaptığı esnada bir dil sürçmesi yaşar, yanlış bir şey söyler ve Evet. arkadaşları tarafından gülüşmeler, onun dışında alay edilme gibi bir takım davranışlara, olumsuz bir takım travmatik deneyimlere maruz kalırsa bunu ileriki dönemlerde de kendinin değerlendirileceğini düşündüğü tüm ortamlarda bu kaygıyı yaşayıp sosyal fobi geliştirebilir. Evet. Ama sadece ani travma demeyelim. Yani hani bahsettiğiniz genetik geçiş, aynı zamanda travmalar ve yavaş gelişen bir süreçte de anne baba tutumlarını mesela model alarak da öğrenebilir anne babadan Evet. çocuk sosyal fobiyi. Kaygılı anne çünkü fazla koruyucu, kollayıcı bir davranış sergilediği için çocuk bunu model alarak da o kaygıyı alabilir. Grip gibi bulaşıcı bir şey Evet. gibi Yani benzetebiliriz aslında birçok aslında. yerde de bunları okuyoruz. Buna dair şeyler de okuyoruz. Evet. Çocuklar anneyi babayı dinlemekten ziyade modelliyorlar, örnek alıyorlar. O yüzden belki de bu tarz kaygıları olan ailelerin kaygılarını çocuklarına yansıtmamalarında fayda var diyebiliriz, değil mi? Evet, aynen. Yani evet kaygılarını yansıtma konusunda biraz kendi kaygılarını kontrol edemedikleri için çocuk Evet. üzerinde de daha denetleyici, daha koruyucu, daha kollayıcı, daha müdahaleci bir yaklaşıma girebiliyorlar ama bu da Evet. çocuk açısından, sosyal fobinin gelişim açısından risk teşkil ediyor. Evet. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi illaki çocuk olarak da almak istemiyorum burada. Sosyal kaygı Tabii. duyan bireyi, çocuk veya yetişkin, nasıl tanırız biz? Belki de etrafımızda böyle insanlar var. Çocuğumuz var, arkadaşımız var, kardeşimiz var. Ama dediğin gibi normal karşılıyoruz. Ay onun yapısı böyle diyoruz ama aslında bu bir bozukluk. Biz ekran karşısında izleyen izleyicilerimiz için de bunu sınıflandırabilmek adına ne gibi tepkileri göze alarak bu tanımı koyabiliriz? Tabii.
Yani çocuk üzerinden konuştuğumuz için biraz örnekleri de onun üzerinden gitmeye çalıştım ama genel olarak sosyal kaygıda aslında tam anlamıyla kişi kendini sahnedeymiş gibi hisseder. Sahnede ve tüm gözler onun üzerinde, onu izliyor ve en ufak açığını sanki yakalamaya çalışıyor gibi. Evet, orada konuşamayacağım, sesim titreyecek, ellerim titreyecek, işte yüzüm kızaracak, etrafımda tüm olan herkes bunu fark edecek, bana gülecekler, alay edecekler, işte rezil olacağım, gülünç duruma düşeceğim gibi bir takım düşünceler aklımda geçtiği için bundan kaynaklı aslında bedene de bu yansır. Yani bir takım fizyolojik, fiziksel belirtiler de yaşamaya başlar. Ne gibi? Bir kısır döngü gibi düşünelim. İşte hakikaten yüzü kızarabilir. Atıyorum sesi titreyebilir, elleri titreyebilir, kalp çarpıntısı olabilir. Onun dışında ama temel olarak dıştan, dışarıdaki kişilerin, etrafındaki diğer insanların bunlar dışarıdan gözlemlenecek belirtiler. Ama daha izoledir çocuk ya da daha içe kapanıktır. Daha utangaç bir yapı sergiler. Kalabalık ortamlara hakikaten girmez ve bunu dışarıdan gözlemleriz. Örneğin sınıfta söz almaz. Öğretmenler açısından baktığımız zaman söz almaz, soru sormaz. Kendi halinde izole, arkadaş çevresi çok azdır, hatta hiç yoktur. Kendi başına yalnız vakit geçirmeyi sever ve biraz da geri plandadır. Mesela yetişkinler açısından konuşacaksak çok sorumluluk almak istemez. Kendini mesleki açıdan geliştirmek istemez. Çünkü geliştirmek de aynı zamanda da fazla sorumluluk almaktır ve zaten bu onda kaygı uyandırır. Dolayısıyla geri planda kalan, izole, yalnız, çok konuşmayan ama bedensel olarak da aynı zamanda kalp çarpıntısı yaşayan, terleme, titreme gibi bir takım fiziksel belirtiler yaşayan bireyleri eğer etrafımızda görüyorsak onu değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi sosyal ortamda yaşanan bir takım belirtileri öğrendik senden. Peki duygusal olarak nasıl belirtiler gösteriyorlar? Ne bileyim, sinirleniyorlar mı? Dediğin gibi, ya da çok sık mı ağlıyorlar? Nasıl duygusal anlamda tepkilerini Aslında gösteriyorlar dışarıya? özellikle çocuklarda hani yetişkinlerden farklı olarak çocuklar bunu ağlayarak, sızlanarak, öfkelerini dışa yansıtarak, daha agresif tavırlar sergileyerek gösterebilirler yetişkinlerden farklı olarak. Mesela okula gitmek istemez. Bir takım bedensel tepki gösterir ve hırçınlaşmaya başlar çocuk. Buradan da aslında anlayabiliriz, gözlemleyebiliriz. Yetişkinlikte de biraz depresyona daha meyilli olduğunda söyleyebiliriz. Hani mutsuz olur. Çünkü bu durum aslında mesela utangaç bir birey, çekingen bir birey evet daha geri planda kalır ve sosyal ortamlara girmek istemez ama aynı zamanda sosyal olmak da ister. O ortamda keyif almayı ister. O ortamda bulunmak ister. Ama sosyal fobik birey o ortamda hiç bulunmak istemez. Çünkü orada çok yoğun kaygı yaşıyordur ve onun istemediği bir şeydir. Dolayısıyla duygusal anlamda da bu onu mutsuz etmeye başlar belli bir süre sonra ve depresif bir takım belirtiler sinirlilik, gerginlik olabilir, mutsuzluk olabilir, içe kapanma olabilir, sergileyebilir. Ama duygusal dünyası çok ciddi anlamda Sosyallikten kaçan insanları da, çocukları da aslında bu kategoriye alabiliriz diyebiliriz, değil mi? Evet, tabii ki, tabii ki. Peki hasta olduğunu kabul ediyor mu bu kişiler? Yani çocuk zaten kendini teşhis edemez ama hani bu kişisel kaygıları çok yoğun olan kişiler, evet bende bir terslik var diyorlar mı, yoksa kabul etmekten kaçıyorlar mı? Yani sanırım uzun bir müddet bununla mücadele ediyor. Çünkü o onu kısa vadede rahatlatan bir davranış içerisine giriyor. Uzak kalarak kendini koruma kalkanı oluşturuyor. Ama uzun Belki de şöyle diyor vadede olabilir, değil mi? Ben yalnızlığı seviyorum. Kendini böyle rahatlatıyor olabilirler mi bu kişiler? Tabii ki, tabii ki. Sadece rahatlatıyorlar ve hakikaten orada olmak da ona geçici bir gevşeme, rahatlama hissi yaratıyor ama bir zaman sonra akademik anlamda başarısı etkilenmeye başlıyor. Mesleki anlamda zorluk yaşıyor. Çünkü hepimiz sosyal varlıklarız ve bir şekilde diğer insanlarla temas halinde olmak durumdayız. Hem sosyal çevremizde, hem ikili ilişkilerde, hem arkadaş ilişkilerinde, hem mesleki ya da akademik anlamdaki süreçte temas halinde olmak durumundayız. Öğrenci ise sunum yapmak durumunda mecburi kalacak. Aynı şekilde flört etmek durumunda kalacak. İkili ilişkilerini geliştirmek durumunda ama flörtü başlatmakta, ilerletmekte sıkıntı yaşıyor. En basitinden bir mağazaya gittiği zaman mağazada satış elemanından bir şey isterken bile ciddi düzeyde zorluk yaşıyor. Dolayısıyla bunu çok uzun süre sürdüremiyor. Evet, çok uzun süre bunu yaşamış ve baş etmeye kendi başına çalışmış bir takım sıkıntılar yaşadıkça artık günlük işlevselliği çok bozduğu zaman başvurmuş kişiler var. Ama çok uzun sürdüremeyebiliyorlar. Kavga ortamında büyüyen çocuk,
daha bu kaygılara yakın oluyor mu acaba? Tabii ki. Yani aslında biraz anne baba tutumlarından bahsedersek, evet, lütfen. Anne baba arasında eğer evlilikle ilgili, evlilik içinde sorunlar varsa ya da anne baba ayrılığı varsa, çocuğa da çünkü bunun yansımaları oldukça fazla. Biraz önce bahsetmiştik, çok koruyucu, kollayıcı, müdahaleci. Çocuk bir şekilde özgüveni gelişmeyen çocuk, daha utangaç, daha kendi halinde, bireysel olarak kendi başına bir şeyler yapma ile ilgili sıkıntı yaşayan bir çocuk haline geliyor. Ama aynı zamanda denetleyici, cezalandırıcı, işte katı bir tutum sergileyen, biraz önce bahsettiğimiz aile ortamında da aynı şekilde sosyal fobi gelişme riski yüksek oluyor. Çünkü çocuk kendini ifade etme, duygularını ifade etme noktasında baskılanmış oluyor. Ve travmatik etki yarattığından dolayı travma sonrasında aynı şekilde sosyal fobi gelişebiliyor. Evet, tam da bunu soracaktım. Çocuklara nasıl davranmak onları kaygı bozukluğuna iter diyecektim ama onun cevabını almış olduk. O zaman nasıl davranmak lazım? Çocuk daha kendine özgüvenli olsun ve kaygı bozukluğu vesaire gibi rahatsızlıklar yaşamasın diye. Aslında hani sosyalleşmeye başladığı dönemde hani 0-3 yaş biraz daha çocuğun aile içerisinde kendi halinde ebeveynleriyle, anne babayla geçirdiği daha biraz daha izole bir dönem. Ama 3 yaşından sonra biraz daha çocuklar sosyalleşmeye, diğer çocuklarla temasa geçmeye başlıyor. Kreş ortamına, oyun gruplarına vesaire katılmaya başlıyorlar. Daha bu model aslında anne babalar bu dönemde çocuğu biraz sosyal aktivitelere daha fazla yönlendirerek sosyal ortamlarda belki kendileri ona model olarak iletişim, sağlıklı iletişim kurma konusunda, sosyalleşme konusunda biraz daha model olarak bunun üstesinden gelebilirler ya da bu yaklaşımla sosyal fobi gelişme riskini azaltabilirler. Ama özgüvenini aslında biraz desteklemek gerekiyor çocuğu. Yani diğer kişilerle, işte diğer çocuklarla kıyaslama belki yapmamak gerekir. Özgüveni destekleme noktasında başarılarını, olumlu yönlerini biraz daha vurgulayıcı, ön plana çıkarıcı yaklaşmak uygun olabilir. Koruyucu, kollayıcı tutumumuzu belki biraz ya da denetleyici ya da işte katı cezalandırıcı ya da mükemmelliyetçi bir yapımız varsa bunları biraz gözden geçirerek. Çok güzel noktalara değindin. Bunları çocuğun belki bir birey olarak yetişebilmesi adına çocuğun üzerinde hakimiyet değil, sadece yönlendirme yapmak gerekiyor değil mi? Tabii ki kendini ifade etmesi, duygularını ifade etmesi, bir şeyleri tek başına başarabilmesi için aslında destekleyici bir yaklaşım sergilemek uygun olacaktır. Bu şekilde belki yaklaşabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz Gamzeciğim. Ben ağzına çok teşekkür sağlık, ediyorum. Emeğine de Sağ sağlık. olun. Çok güzel şeyler öğrendik. Umarım ekran başında çocuğu olan, çocuk sahibi olmak isteyen izleyicilerimize de faydalı olmuşuzdur diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Sağ teşekkürler. Olun. Evet sevgili izleyiciler, bizim saatin bugün de sonuna geldik. Yarın yine beraberiz efendim. Haftanın her günü beraberiz. Bizden bir yere ayrılmayın. Bizim saati izlemeye devam edin diyoruz.